Zerrin Sümer. O doğduğunda yıl 1945'ti. İzmir, Bergama'da dünyaya gelen Zerrin, ilkokul ve ortaokulu burada okudu. Daha o yaşlarda vardı sanata ilgisi. Ortaokul sıralarında olduğu yıllarda Bergama Halk Eğitim Merkezi'nde amatör olarak sahneye çıkmaya başladı. Artık tek bir hedefi vardı. Oyuncu olacaktı, olmalıydı. Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girmeyi başardı. Başarılı bir öğrenciydi ve okulun son senesinde devlet tiyatrosuna girerek profesyonel oldu. Daha sonra Ankara meydan sahnesine geçti. Pek çok özel tiyatroda görev aldı. Sanat yaşamı boyunca 20'ye yakın toplulukla 80 civarı oyunda rol aldı. Oynadığı tiyatro oyunları ile ilgili şunları söylemişti. 52 yıl aralıksız 17 özel tiyatroda çalıştım. 2 oyunda da kısa vadeli sahnedeydim. Şimdi düşünüyorum da ben sahne üstünde şanslıydım. Çok değerli ustalarla, oyuncularla aynı sahneyi paylaştım. Her birinden ayrı ayrı çok şey öğrendim. Hocalarım oldular. Oynadığım oyunların sayısını inanın hatırlamıyorum. İlk profesyonelliğin ardından Ankara meydan sahnesi ve İstanbul'a taşınma. Tiyatro, sevgi, tutku, özveri isteyen bir sanat dalıdır. Yürek işidir, sevda işidir. Oynadığım oyunların çoğunu severek oynadım. Mesela şu an aklıma gelenler Orkestra, Kapan, Havyar mı Mercimek mi, Hoşça Kal İstanbul, Geceye Selam, Uzakta Piyano Sesleri, Tatlı Kaçık, Hamam, Eski Moda Komedya, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü ve Yedi Kocalı Hürmüz. Yedi Kocalı Hürmüz'ü ilk oynayan Ayfer Feray'dı. 3 sezon Alkazar Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynamıştık. 1967-68-69 yılları turneyle Anadolu'yu da dolaşmıştık. Çok başarılı, harika bir oyuncu kadrosu vardı. Birçoğu erken gittiler, can dostlarım, yol arkadaşlarım. Alkışlarınız ninniniz olsun, ışıklarda uyuyun. Sanat yaşamı boyunca hiç çalışmadığı bir sezon olmamıştı. Özel tiyatrolarda ve dizilerde izlediğimiz Sümer, bunu Sabah gazetesinden Bülent İpek'e verdiği röportajda şöyle açıklamıştı. Özel tiyatrolarda çalıştım, ben biraz da şanslıyım. Bu zamana kadar hiç işsiz kaldığım sezon olmadı. Her sezon bir oyunda ya da dizide oynadım. Hiç boş yılım yok. Bu konuda kendimi tek görüyorum. Yetenekli olduğumun farkındayım. Mütevazi olamayacağım. Ama sadece bu yeterli değil. Çalışması kolay biriyim. Ekiple uyumluyum. İnsanları olduğu gibi kabul ederim. Onları yönlendirmem. Anaç bir yanım var bir de. Kendim de bir anneyim. Kameralarla da tanışan sanatçı, Kapıcılar Kralı, Üç İstanbul, Bizim Çocuklar, Muhteşem Enayi ve İnsanlık Hali gibi yapımlarda oynadı. Usta oyuncu 1996'da Yılmaz Erdoğan'ın BKM oyuncularına katıldı. Çok sayıda tiyatro oyununda, dizi ve filmde rol alsa da Türkiye onu asıl bir demet tiyatrodaki saf ve sakar Telviye Hanım karakteriyle sevdi. O kadar gerçekçi oynuyordu ki sokaktaki insanlar onun gerçekten öyle saf biri olduğunu sanıyordu. Sabah gazetesinden Bülent İpek'e verdiği röportajda şöyle söylemişti usta sanatçı. Herkes beni o zaman saf biri sanıyordu. Bir yerde alışveriş yaparken konuşmalarım onları şaşırtıyordu ve siz saf değil misiniz, cin gibi kadınmışsınız diyorlardı. Bu gözlem meselesi. Bütün oyuncular çok gözlemci olmak, etrafındaki her şeyin farkında olmak zorunda. Bu işin sırrı farkında olmaktır. O zaman bir gün uyarlayabilirsin. Yolda yürürken, metroya binerken gördüğüm birini gözüme kestirir, takip bile ederim. Bu insanın şuurunun altına işlemeli. Meslekle ilgili bir durum bu. Bir gün o tip lazım olur, pat diye canlandırırsınız. Bir Demet Tiyatro'dan sonra Muhteşem Zano, Oto Gargara, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü, Güneşin Yanıkları, Vizontele, En Son Babalar Duyar, Vizontele Tuğba, Ölümsüz Aşk, Kadın İsterse gibi yapımlarda rol aldı. Kadın İsterse adlı dizide Hülya Avşar'la birlikte oynayan sanatçı, Sabah'a verdiği röportajda şunları söylemişti. Dizideki çalışma arkadaşlarımızın hepsi seçmeci, birbirinden güzel, hepsi renkli gözlü, hem de huyları güzel. Bakın bir Derya Baykal'ın bu kadar pozitif bir kadın olabileceğini tahmin edememiştim. Kızlar birbirinden şeker. Kendi kızım gibi onlar benim. Hülya Avşar'la çalışmak inanılmaz güzel bir şey. Profesyonel ve çok insancıl. Ben Hülya'yı star olduğu için kaprisleri olur mu acaba diye
diye düşünüyordum. Tiyatrodan gelenlerin bir kapris yapmayacağından emin olabilirsiniz ama starlar belli olmuyor. Hülya Avşar'la anlaşıp anlaşamayacağımızı bilemiyordum. Şu zaman gelir, şu zaman giderim derse mahvolduk diyordum. Ben bir de patavatsız bir insanım ama o kadar uyumlu ve profesyonel çalışıyor ki hayran kaldım, boşuna korkmuşum. O dönem büyük beğeni toplayan bu dizinin ardından Karım ve Annem, Fırtına, Zoraki Koca, Komedi Türk, Son Ağa, Yalancı Romantik, Sakarya Fırat, Düğün Dernek, Güzel Köylü, Zeytin Tepesi, Çakallarla Dans, O Hayat Benim, Güvercin Uçuverdi, Kara Bela, Aslan Ailem, Savaşçı, Camdan Cama ve Sefirin Kızı gibi yapımlarda izledik onu. Son dönemin fenomen dizilerinden Gönül Dağı'nda da rol alan sanatçı, bu dizide huzur evinden kaçan Dürdane karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Özel yaşamına değinecek olursak Sümer, Günay Restoran'ın sahibi Günay Tuncel'le nikah masasına oturmuştu. Ancak birliktelikleri boşanmayla sonlandı. Bu evlilikten Büke adını verdikleri bir de oğulları oldu. Zehrin Sümer bir bebeği olduğunu ve bugün 30 yaşına gelen oğlunun doğumunu o günkü tıp ve Türkiye koşullarında zorluklarla yaptığını söylemişti. Yoğun dizi çekimlerinden arta kalan zamanlarınızı nasıl geçiriyorsunuz? Pandemi koşulları yaşam tarzınızda ne gibi değişiklikler yaptı? En çok neleri özlediniz sorusuna şöyle yanıt vermişti usta sanatçı. Benim enerjimi sağlayan işim, yaşama sevincim, ayakta kalma sebebim, mutluluğum tiyatro. Dolu dolu koşarak yaşadığım yıllardı. O alışkanlıktan olsa gerek çalışmak benim için yaşadığımı hissetmek demek. Covid dolayısıyla uzun süre evde kaldık. Ağır işçilik olduğuna karar verdiğim ev işleriyle geçti günler. Tamam bitti denilmeyen işler. Ütü saatlerce yapabilirim, hiç sıkılmam. Ama toz almaktan nefret ediyorum mesela. Sosyal medya hesapları da olan sanatçı şu ifadeleri kullanmıştı. Sosyal medyayla çok sıkı fıkı sayılmam. Arada bir gözüme takılan oluyor ama dikkatimi olumlu yönde çeken yaratıcı bulduğum pek bir şey çıkmadı karşıma. Aslında medya dahil Covid olayıyla birlikte bilgi kirliliğinden de kendimi korumaya aldım diyebilirim. Virüs gibi her tür kötü olaylardan, sözlerden, görüntülerden uzak durmaya çalışıyorum. Son birkaç aydır dizileri de seçiyorum. Stres yaratan her şeyden uzağım. Bodrum Kısa Film Atölyesi 4. filmini Yalı Çiftlik ve Kızıl Ağaç mahallelerinde çekti. Serkan Turaç'ın yönettiği ve başrolünü Zerrin Sümer'in oynadığı Oğul adlı 19 dakikalık kısa filmin gösterimi Oasis AVM içerisindeki Sinemarina sinemalarında yapıldı. Gösterime ilgi yoğun olunca film iki kez ard arda gösterildi. Filmde Hatice Ana rolünü oynayan Zerrin Sümer'e teşekkür plaketinin verildiği gösteride söyleşi de yapıldı. Filmde iş kazasında kaybettiği oğlunu ve yaşanan olayı hatırlamayan bir anneye köy halkının yardım etmesi, her gün başka birinin onun oğlu gibi evine gelip gitmesi anlatılıyordu. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.